kutsal ruh hayatınızı doldurduğu zaman Tanrı'yla farklı bir iletişime sahip olacağınıza emin olabilirsiniz. Bunu sağlayacak olan budur. Kutsal ruhu bir kişi gibi görmeliyiz. Tabii ki bizim gibi bir kişi değil. O kişisel özelliklerin hepsini bünyesinde barındırıyor. Bir kişiyi kişi yapan tüm özellikler onda mevcut. Kutsal ruh bir şey değildir. Bir etki de değildir. O bizi etkiler ama etkiden fazlasıdır. Bunların hepsi kendisinde mevcut olmasına rağmen sadece bir güç veya varlık değildir. O kişidir. Bilgisi vardır, düşünür, bir şeyler bilir. Hisleri vardır ve iradesi vardır. Birkaç ayet okuyacağım. 1. Korintliler 2:11. İnsanın düşüncelerini insanın içindeki kendi ruhundan başka kim bilebilir, anlayabilir? Şimdi size baktığımda sizi bana bakarken ve gülümserken görebilirim. Ama söylediklerime dikkat verdiğinizin bir kanıtı değildir bu. Başka bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Ben bunu bilemem, siz bilirsiniz. İçinizdeki siz bunu bilir. Tanrı'nın ruhu konusunda da işleyiş aynıdır. Tanrı'nın zihnini tamamen bilen sadece O'dur. Tanrı'nın ne düşündüğünü öğrenmek için dua ettiğimizde kutsal ruhun içimizde yaşadığının bilincine varmak çok önemlidir. Bize Tanrı'nın düşüncesinin ne olduğunu açıklayacak O'dur. Tanrı'yı duymak terimini kullandığımız zaman genelde bir durgunluk anını veya küçük fısıldamaları kastederiz. Tanrı sizinle konuştuğunda bu size kendi düşünceniz gibi gelir. Aslında küçük bir nüans vardır orada. Normale göre farklı bir vurgu vardır. Kutsal ruh hayatınızı doldurduğu zaman Tanrı'yla daha mükemmel ve farklı seviyede bir iletişime sahip olacağınıza emin olun. Bunu sağlayacak olan budur. Kurtuluşunuzla bir ilgisi yoktur. Bizler Mesih'in kanıyla kurtarıldık ama kutsal ruhla dolduğumuzda bu bizim için bir kerelik bir güçlenmeden daha fazlasını ifade eder. Dünyada geçirdiğimiz bir gün bizim tüm enerjimizi emer. Her sabah taze bir doluma ihtiyaç duyarız. Bu yüzden de kutsal ruhla dolu biri olmak demek bir Hristiyan olmak demek değildir. Hristiyan gibi yaşamak demektir. Tıpkı birazdan 1. Korintliler 12'de okuyacağımız kutsal armağanlardan biri gibi. İlk ayet şöyle der: ruhsal armağanlara gelince kardeşlerim bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem. Ama bu konuyu görmezden gelmeye çalışan çok insan var. Ben de bu armağanların ne olduğuna dair hiçbir şey bilmiyordum. Onları istemem mi gerektiğini yoksa Tanrı isterse bir şekilde onlara sahip mi olacağımı anlayamadığım bir dönem. Bilmiyordum. Ama burada da bunları bilmeyenler var. Belki bugün benden duyacaklarınız sizin için gerçek bir aydınlanma olacak. Bazılarınız için tazeleyici bir rol üstlenecek. Bu hafta aynı konuyu kilisemdeki vaazımda işledim. İnsanlar, Tanrım buna çok ihtiyacım varmış. Kutsal ruhun varlığını yeniden hatırladım dediler. Hatta bazıları mesaj atarak duymam gereken buydu. Teşekkür ederim yazdılar. Kutsal ruhun içimizde ve dışımızda bizim vasıtamızla doğaüstü şeyler yapmak istediğinin farkına varmalıyız. Ruhsal armağanlardan biri bilgi sahibi olma yeteneğidir. Yani kutsal ruh sizin bilmediğiniz bir şeyi bilmenize yol açıyor. Büyük ihtimalle çoğunuz farklı zamanlarda bilgi sahibi olma yeteneğini kullanmıştır ama bunun farkında değildir. Hop, şansa bak demiştir. Tanrı'nın bana bunu vaazlarım sırasında çok sık yaptığını düşünüyorum.
Çünkü insanlar bana gelip veya mesaj atarak hakkımda bunu nasıl bildin diyorlar. Nasıl haberin oldu? Ben bilmiyorum ama Kutsal Ruh biliyor. Kutsal Ruh içinizde, Kutsal Ruh benim içimde de var. O yüzden harika bir şekilde iletişim kuruyor. Ona dikkatimizi verirsek bilmediklerimizi biliriz. Birkaç hafta önce bir konferansımda çok ilginç bir şey yaşadım. Ben hep cesur biri olmaya çalışarak Tanrı'nın beni kullanmak istediğini hissettiğimde ruhsal armağanlar konusunda harekete geçtim. O gün sahneye çıkmadan önce kalbimde kıpırdanmalar hissettim. 8-9 yaşlarında bir çocuk vardı. Tanrı kalbime onun hikayesini anlatıyor gibiydi. Otistik bir çocuk ve onun durumunun kendi suçu olduğunu düşünen bekar annesi. Anne bitkin bir durumda ve ne yapacağını bilemez halde. Böyle durumlarda her zaman bir risk vardır. Yani bunu kafadan uyduruyorsam, böyle bir şey yoksa dersiniz. Bakın, bu gibi bir durumda cesaretli olup imanla hareket etmelisiniz. 5-6 bin kişilik bir salonda imanla harekete geçerek büyük bir risk almış olmazsınız. Çünkü bu kadar insan içinde anlattıklarınıza ihtiyacı olan biri vardır. Ben en cesur sayılmam. Ama konferans sona erince müthiş bir şey oldu. Konferansı bitirdim. Ertesi gün Pastor Mike beni ziyaret etti. Yaklaşık 8 yaşında olan küçük bir çocuğun fotoğrafını gösterdi. İşte bu senin çocuk dedi. Evet, gerçekten de oydu. Sonra dedi ki annesi sevinçten ağladı. Kadının hayatını değiştirdin. Bu yüzden Tanrı bazen böyle şeyler yapar. Birinin sahneye çıkarak doğaüstü biri gibi davranmasından bahsetmiyorum. Ruhsal armağanlar herkesin iyiliği ve faydası içindir. Bu kadın da Tanrı'nın sözüne ihtiyaç duyuyordu. Sürekli kendini suçluyordu. Bu konferans için 2 saat araba kullanmıştı. Tek ihtiyacı olan şey Tanrı'nın sözünü duyabilmekti. Ve gelir gelmez ilk konferansta Tanrı ona hitap etti. Böyle şeyler hepimizin hayatını değiştirebilir. Böyle şeyler olabilir. Ama tabii ki sürekli olmak zorunda değil. Kutsal Ruh'la dolu olmak demek, Pastor Mike'ın her zaman dediği gibi Hristiyan olmak demek değil, aktif bir Hristiyan olmaktır. Kaç kişi aktif Hristiyan olmak istiyor? Siz Tanrı'nın bilgeliğine ve gücüne sahip olmak istiyorsunuz. Onun verdiği farklı armağanlar var. Ama bu örneği paylaşarak Tanrı'nın bilmediğiniz bir şeyi nasıl bilmenizi sağlayacağı konusunu daha iyi anlamanıza yardımcı olmak istedim. 1. Korintliler 12-11 Kutsal Ruh'un iradesinden bahsediyor. Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır. O dağıtır. Şimdi 1. Korintliler 12'ye bakalım. Ruhsal armağanların bir listesini okuyacağım. Bunun üzerinde derin bir analiz yapmayacağım. Çünkü başka şeyler de anlatmak istiyorum. Ama Kutsal Ruh'la dolu olmanın ve ruhsal armağanlara sahip olmanın büyük avantajları var. Buna açsanız, öğrenmek için yanıp tutuşuyorsanız bunların bir kısmına sahip olabilirsiniz. Benim Ruh'la Dolu Olmak adını verdiğim bir kitabım var. Tanrı'yı Yakından Tanımak adını verdiğim başka bir kitap daha var. Bu kitabın piyasaya yeni çıktı. Ruhsal armağanları ve ruhun meyvelerini anlatıyor. Gösteriş yapmak amacıyla ruhsal armağanların peşinde koşup ruhun meyvelerini göz ardı edemezsiniz. Sevgi önemlidir. Amin. Bazılarınız şöyle düşünüyor. Neden bahsettiğini anlamıyorum. İşte bu yüzden bu konuyu seçtim zaten. Çünkü biliyorum ki birçoğunuz, hatta televizyonları başındakiler bile bu kadın neden bahsediyor diyordur. Evet, bakın. Ben kiliseye çok uzun süredir gidiyorum ama yine de zaferlerle dolu, her şeyin üstesinden geleceğimiz bir hayata sahip olabileceğimizin farkında değildim. Her şeyin üstesinden gelmemiz mümkün. Bunu yapmanın yolu da Kutsal Ruh'un gücüyle düzenli şekilde kendimizi doldurarak becerebilen insanlar olmayı başarmaktan geçiyor. Kilisemdekilerden biri bir gün şöyle dedi.
Söylediklerin arasında beni en çok etkileyen şey, harekete geçiren şey, sahip değilsiniz çünkü bunu istemediniz oldu. Bizler istememiz gerektiğini kendimiz düşünmekte zorlanabiliriz. Ben her gün güç ve yetenekle dolu olmak için, kutsal ruhla dolmak, tazelenmek ve güçlenmek için dua ederim. Pastör Tommy Barnett'ı tanıyor musunuz bilmiyorum. O Dave'in pastörüdür. Gerçek anlamda bir tanrı adamıdır. 50 yıldır belki daha uzun zamandır grubumuzdadır. Ona gerçekten saygı duyarım. Birkaç hafta önce yönetim kurulu toplantımıza katıldı ve bize liderlik dersleri verdi. Günde 3 kez neyle uğraşıyorsa bırakıyormuş. Kutsal ruhtan kendisini yönlendirmesini istiyormuş ve Tanrı'nın isteklerine doğru yol göstermesini, ona güç vermesini istiyormuş. Ben de içimize babamızın varlığını getiren, İsa'nın varlığını getiren, muhteşem bir yol gösterici olan kutsal ruhla ilişkimizi geliştirmemizi istiyorum. Bu sayede onun gösterdiği yolda ilerleyerek aktif bir Hristiyan olabilir, gelişebilir. Sadece ondan istemeyi öğrenerek Tanrı'ya bugüne kadar olduğumuzdan daha yakın olabiliriz. Umarım toplantının sonunda şunu söyleyebilirsiniz. Kutsal ruh bizi rahatlatır. Rahatlamam gerektiğinde arkadaşlarıma koşmama gerek yok. Kutsal ruh beni rahatlatır. Kutsal ruh beni güçlendirir. Güçlenmeye ihtiyaç duyduğumda kutsal ruhtan bunu isteyeceğim. Ne düşünüyorsunuz? Kulağa hoş geldi mi? Bakın bu konuda 3 konferans daha dinleyeceksiniz. 1. Korintliler 12:1'de diyor ki, ruhsal armağanlara gelince, kardeşlerim bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem. Dediğim gibi buradaki bilgisiz kalmak deyimine dikkat edin. Görmezden gelmek demektir. Şimdi 6. ayetle devam edelim. Çeşitli etkinlikler bir şeyleri başarmaya yarayan özgün işler vardır. Ama herkes de hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı için herkese kutsal ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Kutsal ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, birine aynı kutsal ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma, tanrısal iradeyi ve amaçları anlama yeteneği, birine ruhları ayırt etme, farklı ruhların çıkardığı sesleri ayırt ederek tanımlama yeteneği. Ah Tanrım, buna ihtiyacımız var. Tanrım, gerçekten ihtiyacımız var. Yani düzenli olarak kutsal ruhun sezinleme yeteneğinin benim içimde dolaşması için Tanrı'ya dua ediyorum. Bu sayede biri bana gerçekte kötülük yapmak isterken bana onun iyilik yapmak istediği yanılgısına düşmeyeyim. Gerçekte biri yalan söylerken ben doğruyu söylediğine inanmak durumunda kalmayayım. Amin. Birine bilinmeyen dillerle konuşma, bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor. Birçoğunuz çeşitli dillerde konuşma yeteneği konusunu anlatmamı istiyorsunuz ama yapmayacağım. Bu konuda söyleyeceğim şey, bunun muhteşem bir armağan olduğudur. Bu yeteneklere sahip olan ve bu yeteneklere inanan insanların Pentekostal veya karizmatik olarak nitelendirilmesine şaşıyorum. Bunun ötesine geçelim. Biz sadece Tanrı'nın sözüne inanan Tanrı'nın çocukları olalım. Amin. Amin.
İnsanlar birbirleri hakkında şu adam başarı vaazları verir, bu adam şöyledir, öbürü şundan bahseder der. Böyle söylendiği zaman bu insanlar sanki başka konularda vaaz vermiyor gibi algılanıyor. Onlar dengelerini yitirmiş gibi görünüyor ki bu çok aptalca. Hepimiz İncil'in söylediklerine inanmalıyız. Hangi mezhebe ait olursak olalım, o mezhebin ilkeleri ne olursa olsun, bizler Tanrı'nın sözünün insanın sözünden üstün olduğuna inanmalıyız. Bunu yapmazsak ciddi bir hata yaparız. Bu armağanların bazıları daha çok ilginizi çekiyorsa bu konular üzerinde çalışmanız gerekir, büyümeniz gerekir. Ve okuduğunuz her kitap doğru değildir ama bazıları doğrudur. Bazılarında okuduğunuzda size önemli şeyler katan bilgiler vardır. Ben şu an Kutsal Ruh'un kişiliği ve işleri hakkında bir kitap okuyorum. Bu kitabı toplamda üçüncü okuyuşum. Ama bir paragrafta yazanlara inanmadığım için o bölümü işaretledim. Buna inanmıyorum yazdım. Biri söyledi diye inanmadığınız bir şeyi yutmak zorunda değilsiniz. Eğer doğruluğuna tanıklık etmediyseniz ve bu şekilde hissetmiyorsanız, sırf katılmadığınız bir veya iki şey oldu diye birinin tüm öğretisini birden çöpe atmamalısınız. Amin. Şimdi birkaç şey daha anlatacağım. Hepimiz Tanrı'nın bize verdiği armağanlar konusunda hoşnut olmalıyız. Ben bu armağanlardan bahsettiğimde sadece Korintlilerde yazan ve biraz önce okuduğum bu dokuz armağandan değil, bizim vasıtamızla çalışan ve Tanrı'nın gücünü hayata geçiren diğer armağanlardan bahsediyorum. Benim güçlü bir iletişim armağanım var. Geçen gün Dave, bu kadın her şey hakkında konuşabilir diyordu birine. İşin korkutucu yanı, bilmediğim şeylerde de onları biliyormuş etkisi yapıyorum. Yani küçük bir çocukken okulda veya lisede hakkında çok az şey bildiğim, hatta bir şey bilmediğim bir konuda harika bir kompozisyon yazabilirdim. Ama beceremediğim şeyler de var. Bugünün teknolojisiyle hiç anlaşamıyorum. Öz çekimin ne olduğunu öğrenene kadar 3 yıl geçti. Evet. Yine de hayatım boyunca sadece bir öz çekimim oldu. Onda da yanlış yapıyorum hissine kapıldım. İnsanlara özlerinden vazgeçmeleri için vaazlar verdim. Şimdi herkes öz çekim yapıyor. Doğum günümde Jackie bir öz çekim çubuğu getirdi. Bir nevi çubuk, bildiğiniz çubuk. Ucuna bir kamera takıyorsunuz. Ve havaya kaldırıyorsunuz. Sonra bütün gün fotoğrafınızı çekiyorsunuz. 5 yaşındaki torunum telefonumu daha iyi kullanıyor. O yüzden lütfen hangi konuda iyi olduğunuzu keşfedin ve onu çokça yapın. Amin. Hangi konuda iyisiniz keşfedin ve onu çokça yapın. Hangi konuda iyi olmadığınızı da keşfedin ve yapmayın. İyi olmadığınız konuda mükemmel iş çıkarmaya çalışmayı denemeyi keserek hayatınızdan daha fazla keyif alabilirsiniz. Güçlü yanlarınızı geliştirin. Konuşma konusunda iyiyim, o yüzden bunu yapıyorum. Sanırım iyi oluyor. Evet, Kutsal Ruh'un bir düşüncesi var. Ruh'un zihni ve bu zihin bizim içimizdedir. Romalılar 8:5'e bakalım. Benliğe uyanlar, benlikle ilgili benliği tatmin edecek şeylerin peşinde koşmaya çalışırlar. Kutsal Ruh'a uyanlarsa Kutsal Ruh'la ilgili işleri düşünürler. Akıllarını Ruh'la ilgili işlere verirler. 6. ayet. Benliğe dayanan düşünce Kutsal Ruh'tan uzak sağduyu ve akıl. Benliğin düşüncesi budur. Zihninizin içinde uyanmaya çalışarak işlerin ruhsal tarafını ve Kutsal Ruh'un söylemek veya yapmak istediklerini göz ardı ederek her şeyi mantıklı bir seviyede göstermeye çalışır. Bazen yapmam gereken bir şeye bakınca zihnimin bunu yapamayacağımı söylediğini işitirim. Ama ruhum bana Tanrı'yla beraberken her şeyi yapabilirsin der.
birine bir şey sorup buna bana hiç düşünmeden cevap verebilirim demelerinden nefret ediyorum. Hızlı hareket etmeyin. Benim tepemi attırmayın lütfen. Bu harika değil mi? Benliğe dayanan düşünce, kutsal ruhtan uzak sağduyu ve akıldır. Günümüz dünyasında sağduyu ve akla ne kadar önem veriliyor? Ne kadar çok insan onlarla ruhsal şeyler hakkında konuşmak istediğinizde "Üzgünüm, bunlar mantıklı gelmiyor." diyor. Gerçekten mantıklı değil. Bunun sebebi yanlış düşüncelere sahip olmamız. İçinizde kutsal ruha sahip değilseniz haliyle kutsal ruhun zihniyle düşünemezsiniz. Evet, heyecanlanmaya başladım. Benliğe dayanan düşünce, kutsal ruhtan uzak sağduyu ve akıl, ölüm, ölüm günahtan doğan tüm sefillikleri kapsar, içine alır. Kutsal ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Şimdi ve sonsuza kadar. Ah, bu harika. Gerçekten. Buna sahip olmanın yollarından biri şudur. Bazen bir şey size kendi düşünceniz gibi geliyor olsa bile bunu Tanrı'nın size söylediğini mi yoksa onun sizin üzerinizde bıraktığı etki sayesinde bir aydınlanma yaşayarak kendinize mi sesleniyor olduğunuzu anlamaya çalışmanızdır. Ben aynı şeyi 20 kez tekrarlayabilirim. Bu size bir şey ifade etmez. Kutsal ruh bir kez söyledi mi? Bakın, ben bir öğretmenim ama o baş öğretmen. O yüzden ben harekete geçerek öğretmenlik yapabilirim. Ama baş öğretmenin sizin içinizde çalışarak sizin için aydınlanmaya çevirmesine güvenerek hareket ederim. Çünkü daha fazla bilgiye değil, aydınlatıcı bilgiye ihtiyacınız var. Bizler itaatkarlık seviyemizin daha ötesinde bir eğitime sahibiz. Bir yerde bir yanlışlık var. İncillerimiz renkli kalemlerle boyanmış. Ayetler kırmızı, sarı, pembe kalemlerle çizilmiş. Bazen kendimizi dünyadaki Hristiyanlara örnek alarak kısıtlıyoruz. Dünya çok büyük. Harika Hristiyanlar olduğu gibi sefil durumda olanlar da var. O yüzden peşinde koşacak bir şeye ihtiyacımız var. Tanrı'nın sözünün hayatınızı nasıl değiştireceğine dair bir örnek vereceğim. Başına böyle bir şey gelen oldu mu acaba? Hadi. Evet. Ben beni rahatsız eden bir konuyla mücadele halindeydim. Uzun bir zaman bu mücadelem devam etti. Bu sorun bir süre yok oluyordu, sonra geri geliyordu. Böyle bir sorununuz oldu mu? Bazen yok olur ama tam bitti derken ortaya çıkar. Bu rahatsız edicidir. Bu durumu yaşadığınız için nelerle karşılaşacağınızı bilirsiniz. Evet, neyse. Ben de dua ediyordum. Tanrım, bana yol göstermelisin. Ve Tanrı bana bir cümleyle seslendi. Basite indirgin. Bu etkileyici değil mi? Bana da anlatsanız böyle düşünürdüm. Bu cümleyi duyduğumda bu sanki bana kendi düşüncem gibi geldi ama üzerimde başka bir etki bıraktı. Bunu duyduktan sonra düşündüm. Sorunumun 50 farklı yöne dağılarak dallanıp budaklandığını fark ettim. Düşünce şeklim yüzünden sorunu olduğundan karmaşık hale getiriyordum. Evet, ona olan yaklaşımım onu büyütüyordu. Yapmam gereken basite indirgemekti. Benim için tazeleyici bir deneyim oldu. Bizler çabuk unutuyoruz. Bundan 6 ay sonra bir tazeleyiciye ihtiyacım olabilir. Ama kutsal ruhun içimizde çalışmasının en güzel yanlarından biri de budur zaten. Gereken şeyleri bize hatırlatır. Amin.